Peki ne yapacağız? Biz engellilik geçerli söylemi yerine biyoçeşitliliği ve kültürel çeşitliliğe benzer bir bakış açısıyla çeşitliliğin, farklılığın pozitif gücünü kullanan, özel eğitim içinde çığır açan yeni bir kavramı bilmemiz gerekiyor. Nöroçeşitlilik. Özel eğitime ihtiyaç duyan ya da otizmli çocuklar üzerinde en az bilinen ve kabul gören engellilik söyleminden sonraki ikincil bakış açısıdır. Yeni bir paradigma olarak karşımıza çıkan nöroçeşitlilik, özel eğitimi, otizmi, engelliliği dünyayı farklı kavrama şekli, kabul edilmesi ve saygı duyulması gereken bir doğal insan çeşitliliği olarak görür. Nöroçeşitlilikte çocuklar yerüstü hazinelerimiz olarak kabul edilir. Zaten her çocukta hangi zeka seviyesinde olursa olsun ailesi açısından adeta bir pırlanta gibi değere sahiptir. Bütün herkes, bütün çocuklara birer kıymetli varlık olarak bakmak ve yaklaşmak zorundadır. Bu çocuğun eğitimi ne kadar zor olsa da. Aslında bir eğitimi üstün kılacak zor çocuklardır. Atları, köpekleri, hatta aslanlar gibi vahşi hayvanları bile çok iyi eğitenler varken bir çocuğun zor diye eğitilememesi veya dışlanması hoş görülemez. Biz eğitimciliğe insanlığın geldiği şu uzay çağında en büyük sanatkarlık olarak bakmamız gerekiyor. Öyleyse gerçek eğitimcinin de bu çocukların eğitim terapi sürecine oldukça katkısı olabilir. Bu yüzden tüm çabamızı özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin normal öğrenciler gibi olması için harcamak yerine kendimizi onların farklılıklarını kabullenmeye ve yönetmeye adamalıyız. Özel ihtiyaç sahibi bir öğrencinin okulda gelişmesini, uyumunu, kendini ortaya koymasını sağlayacak elverişli ortamın kurulmasını, en az kısıtlayıcı ortama yerleştirilmesini sağlayan çok daha pozitif ve yapıcı bir bilim, eğitim ve terapi tarzlarını bulmak zorundayız. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar hakkında nasıl düşüneceğimizle ilgili gerçek bir paradigma değişimi olarak nöroçeşitlilik, tizimli bireylerin düşünüş, öğrenme ve sosyal dünyayı tecrübe etmelerinde bazı farklılıkları ortaya çıkarır ve insanların farklılıklarına saygı göstermeyi ön plana koyar. Nöroçeşitlilik bu çocukları eksikliklerden, hastalıklardan ve yetersizliklerden şikayet edenler olarak görmek yerine onların güçlü yönlerini ele almayı önerir. Nöroçeşitlilik düşüncüsü otizm aktivisti Zinsinger'ın 1993'te Bizim İçin Kederlenmeyin makalesine dayanır. Terimin 1990'ların sonunda iki kişi tarafından daha kullanıldığını görüyoruz. Nöroçeşitliliğin tarihiyle ilgili bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Nöroçeşitlilik teriminin kullanımı Avrupa ve Amerika'da yaygınlaşmasına rağmen ülkemizde hala en az bilinen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Toparlayacak olursak nöroçeşitlilik, biyoçeşitliliği ve kültürel çeşitlilik gibi beyin çeşitliliği kavramını tartışmaya açar. Nörobilimde ve bilişsel psikolojide yürütülen ve özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin pozitif yanlarını daha fazla açığa çıkaran yeni araştırmalara ilginin artmasını sağlamıştır. Nöroçeşitlilik teriminin nörolojik açıdan farklı insanların şikayetlerini yok sayma veya yaşadıklarını romantikleştirme çabası olmadığını, karşılaştıkları zorlukların yok saymak anlamına gelmediğini belirtmek oldukça önemlidir. Tersine nöroçeşitlilik insan doğasını ve insan beyninin zenginliğini ve kompleksini ortaya çıkarmaya çalışır. Şimdiye kadar beyin için en sık kullanılan metafor onun bilgisayar veya benzeri bir makine olduğuydu. Ancak insan beyni ne bir donanım ne de bir yazılımdır. İnsani bir parça, mantık ve muhakeme kaynağıdır. Nöroçeşitlilik modelinde ortada normal bir beyin tanımı yoktur. Birbirleriyle kıyaslanması gereken beyinler vardır. Dünyada çok büyük bir beyin çeşitliliği mevcuttur. Beyin üzerine çalıştıkça beynin bilgisayardan ziyade bir ekosistem gibi çalıştığını anlıyoruz. Nobel ödüllü yazar Gerald Edelman bu görüşü destekler ve şöyle der. Beyin kesinlikle bir tür komut makinesi veya bir bilgisayar değildir. Her bireyin beyni geliştikçe, ayrıştıkça, farklılaştıkça ve ayıklandıkça bereketlenen eşsiz bir yağmur ormanıdır der. Beynin alternatif nöral bağlantıları üzerinden gelişerek travma ile nasıl mücadele ettiğini tartış ve genetik kusurların dezavantaj kadar avantajlarla da birlikte geldiğini açıklarken beyin ormanı terimi müthiş bir metafor olarak kullanılabilir. Peki.